Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 15 Aralık 2023. Daha önce buğday yetiştiriciliği ve arpa yetiştiriciliği ile ilgili bir video paylaşmıştık. Şu an buğday ve arpalar hemen hemen kardeşleme dönemine girmek üzere. Şimdi tarlada bitki yetiştiriciliği ile ilgili gereken bilgileri verdik. Şimdi bitki besleme kısmına geleceğiz. Şu an biz Çukurova bölgesinde yetiştiricilik yaptığımız için şu an Adana bölgesinde havalar kışları genelde çok soğuk gitmiyor. Yani kardeşleme döneminde havalar genellikle ılık gidiyor. 10 santigrat derecenin üzerinde oluyor genelde. Soğuk hava görülmediği için, yani kardeşleme döneminde soğuk hava olmadığı için buğday, arpa kardeşlemesi biraz az oluyor. Az olduğu için bundan önceki arpa videosunda da anlattım. Ekimi biraz dekara düşen tohum miktarını arttırmıştık. Ondan dolayı bu dönemlerde, yani bitki kardeşleme dönemine girmeden önce, yani gerçek yaprakları çıkardıktan sonra çinko uygulamasından bahsetmiştim. Bunun yanında tabi fosfor çinko da kullanılabilir. Uygulamalarda ne tarz çinkolar kullanabiliriz, onunla ilgili bir video çekmek istedim. Yani hangi yaprak gübreleri kullanılabilir? Ben bir örnek olarak elimde olan bir çinkodan bahsedeceğim. Tabii ben şu an gübre taşın çinkosundan bahsedeceğim ama tabii siz hangi bağ ile çalışıyorsunuz veya nereyle çalışıyorsunuz bilmiyorum. Yani bu tarz çinkolarla bu tarz çinko olur veya farklı bitki beslemeler olur. Kullanabilirsiniz. Biz şeyden bahsetmiştik. Çinkodan bahsetmiştik. Çinko kullanırken, yani yanına deniz yosunu, amino asit tarzı şeyler de kullanılabilir. Bunun yanında diğer bir seçenek olarak fosfor çinko kullanabilirsiniz. Şu an çinko olarak şu şekilde çinkolar var. Etta şelatlı. Yani şelatlı olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çinkoyu neden tabandan değil de yapraktan uygulamamız gerekiyor? Şimdi toprak pH'si bazı yerlerde toprak pH'si çok yüksek oluyor. Yüksek olduğu için çinko alınımını bu sefer azaltıyor. Antagonistik etki yapıyor. Bazen fosfor fazlalığı oluyor. Fosfor fazlalığı olduğu zaman da çinkoyu kilitliyor. Ondan dolayı kardeşleme için bazen iz elementleri üstten takviye etmemiz gerekiyor. Ondan dolayı çinkoyu üstten uygulama olarak öneriyorum ben. Bazen işte 20-20'nin süperi oluyor. Çinkoluları falan oluyor. Tamam, olabilir, kullanabilirsiniz ama toprak pH'sının ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için ülkemizde genellikle toprak analizleri yapılmıyor. Yapılmadığı için toprak pH'ları genelde yüksek çıkıyor. Yüksek çıktığı zaman da attığımız çinkonun bir faydası olmuyor. Ondan dolayı çinkoyu bu şekilde, yani kullanabiliriz. Hatta buna diğer bir seçenek olarak çinko sülfatlar var. Onlar biraz daha ham madde olduğu için, çinko miktarı biraz yüksek olduğu için onları biraz daha düşük gramajlarda atmamız gerekiyor. Yani 50 gram gibi dekara düşecek şekilde. Bu çinkoları ise, mesela şu sıvı tarzı çinkoları, %5'lik çinkoları 200-250 grama kadar kullanabiliriz. Çinkoya bir diğer seçenek olarak şu şekilde PZN'ler de kullanabilirsiniz. PZN smartları var. Bunların içerisinde de azot, fosfor, çinko, hatta bor da yer alabiliyor. O kadar çok bitki besleme var ki, yani farklı içeriklerde bulabiliyorsunuz. Yani burada ağırlıklı çinko fosfor ağırlıklı
gübreleri de tercih edebilirsiniz. Şu an PZN'ye baktığımız zaman bor da görebiliyoruz. Bor da, borun da olması tabi burada çinkonun içerisinde fosfor da var, bor da var. Yani bunları şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bana sorarsanız ben PZN'yi öneririm. Bu şekilde uygulama yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.